Çimen. Zaten sahneye çıkıp seyircinin montuna bastın. Böyle olur mu ya? Ya sen Tarkan'ı harbi açık ama konsere gittiğin zaman Tarkan bir monta basıyorsun diye oynarken. Böyle olur mu? Monta oraya konur mu ya? Gel masaya koy. Ne güzel bak, rahatlık işte, ne güzel. Ne kadar koy, çok şeker. Gerçekten çok. Ya. Bu rahatlık demişken aklıma ne geldi biliyor musun? Duckers geldi. Duckers. Gerçekten evet. Çok rahat. Giyimi, kuşamı. Evet, dikkat ediyoruz. Arkadaşlar biz artık sadece bir sahne şovu değil, aynı zamanda bir görsel şovu döndü Duckers'tan sonra. Evet, evet. Yani üzerimizde kıyafetlerin... Başka bir şey oldu yani. Yani gerçekten çok güzel. Çimen. Giyim sponsorumuz Duckers. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Duckers. Arkadaşlar bugün sahne Beşiktaş'ta yine Çimen Şov'un 4. bölümünü çekmek üzere. Yine muhteşem seyircilerimizle başlıyoruz. Hoş geldiniz. Annen, inanamıyorum. Aa! Versene bir. Ne güzelsiniz. Ne kadar tatlısınız. Hoş geldiniz. Çimenci misiniz yoksa? Ben çimenciyim. Annem biraz zorla kolundan su getirdi. Peki, verebilir miyiz annenize? Merhabalar. Şu soğukta, merhaba. Evinde, evet. Sıcacık, yuvanda. Aynen öyle. Yalnız bırakmak istemedim. Kimi? Kızımı. bir nevi bizi aslında yani. Çünkü ben aslında bunu sevgilime, yani eski sevgilime sürpriz olarak aldığım bir biletti. Eski sevgilime sürpriz aldın? Evet, o yüzden artık annemle geldik. Ya, anneyi hem çağırdı, soğukta getirdin hem de aslında bilet senin değildi mi diyorsun kadın? Evet, şu an kimse bunu da... Kimseyi ben anamı öpeyim diye. Bunu da izler muhtemelen de yani. Öyle bir durum. Yakın zamanda mı ayrıldınız? Bir hafta falan oldu. Aa. Bileti ne zaman aldın? Bir ay oldu. Aldın bileti. O da bir şey. Bugünü bekliyorduk. O çok seviyor. O beni alıştırdı zaten. Alıştırdı derken? Ben başlayacağım. Biz uyuşturucu gibi bahsetmezsen iyi olur. Anne iyice tedirgin oldu. Birazdan burası duman altı oluyor abla. Annenle yani tanışmış mıydı? Tanışmıştı evet. Aa yani... versene annene. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz bari. Çok mutluyuz. Bu arada mesela anneler çocuklarını getiriyor, çocuklar annelerini getiriyor. Bu ailece gelmek bizi çok mutlu ettiği için özellikle sizle başladık. Yoksa hani şeyden değil. Kızınız bugün aslında belki el ele olacaktı biriyle. Öyle. Herhalde. Herkes gidiyor, ana kalıyor yine bak. Görüyorsun değil mi? Mesela eski annemle geldiğim gibi bir şey yok yani. Annenle geliyorsun her zaman yani. Niye? Ayrılırsın. Eşin başkasıyla evlenir. Sen dersin ki ben eski annemle geldim. Doğru. Sen daha iyi biliyorsun böyle şeyleri. Ben hakim olmadığım için bilmiyorum. Doğru. Hiç boşuna bak. Kanka ben ayrılınca benim annem değişmiyor. benim. Ama senin eski annen oldu şimdi değil mi o? Kayınvalide mi? Görüşüyor musun kayınvalide? Kayınvalide benim eski annem mi oldu? Eski annem olur ya. Cici annem o diyor. Ne diyor? Süt annesi mi diyor? Ne diyor? Süt annesi mi? Kayınvalide. Hatman mı? Şaka şaka. Bu arada çocuk nasıl bir çocuktu? Sen seviyor muydun? Yani böyle tamamına erecek gibi miydi? Ya iyi. Tanışmıştık. Yani. Bir kere mi tanışıldı? Ya bir kere gördüm evet. Denk mi geldin? Bir yemeğe falan mı çıktınız beraber? Denk geldim evet. Bir AVM'de karşılaştık. Aa, hatta. Onlar zıplaya zıplaya geziyordu. Yok hayır, zıplaya zıplaya gezmiyordu. Biz bir alışveriş ederken kızımla. Tabii o da bana baskın sürpriz yapmış, baskın gibi bir şey oldu. Ha, aslında seni tanıştırmak orada için beni bir... Beni tanıştırmak için bir bahane oldu evet. Ha, gidip bir şeyler içtiniz bir yerde. Evet, bir yerde nasıl sohbet çocuk ettik. Mesela senin yanında konuşurken, kızın ismi nedir kardeşim? Aleyna'yı böyle ara ara öpmesi falan seni rahatsız eder mi? Hayır, anne olur mu? Hiç öyle bir şey olmaz. Yanak falan canım kalkıp neyse da. Ne lan, olur mu öyle şey? İlk annesiyle... Oğlum senin neden bocandın belli yani. İlk anneyle ilk tanıştığın yerde kız sanki... öpülür mü yani? Olur mu öyle şey? Kanki ben kızla böyle şey diyorum. Okey mi? Biz içeri geçelim o zaman. Sanki onu diyorum. Babacığım öyle... verdin değil mi? Tamam. Verdin mi? Ne olursun bir daha gelin bana. Olur mu öyle şey? Bu mesela robot... Bu bence çok çocuğun çiğliğini gösterir. Hayır. Oynalar başka zaman mı yok yani? Anne merhaba hanımefendi. Ne haber aşkım falan. O öyle mi? Değil. Hayır, değil mi hanımefendi? Değil mi? Biz öyle gördük mü? Öptü mü kızı? Hayır öpmedi. Ha, işte. Şimdi bir de bu da yalan. Hiç öpmüyormuş gibi sanki. Tamam da yani. Yani yanımda. Olur mu öyle şey? Hayatım öpmekten kasıt şu ya. Ama siz de sanki böyle masalar yatmalardan bahsetmiyorum. Tamam oğlum, o öpme de olmaz. Durdun da annesiyle tanıştığı gün mü böyle öpesin geldi? Orada da öpme bir adam. Yani annesiyle öp. Annemin yani onunla öp. Annesini mi öp? Hayır yani. Sen ne güzel doğurmuşsun. Böyle o. Elini öp yani, o anlamda diyorum yani. Öpeceksen illa bir yer. O dudaklar boş durmuyorsa. Değil mi?
Anne eli gibi var mı ya? Görebilir miyiz? Bağlayamadım. Çok var. İsim neydi hanımefendi? Fatoş benim adım. Fatoş. Fatoş ne iş yapıyorsun? Ben inspektörüm. İnspektör. Aa, tekstil. Evet, tekstil. Aa, final inspection. Aynen öyle. Seninle pohpohluyorlar değil mi finale gittiğin aynen zaman? Aynen öyle yapıyorlar. Ben de yaptım o işi. Final evet. inspection'a göre kalkmış. İşte okey derse Fatoş, okay, mal evet. uçuyor. Hemen de okey verdin. Daha ortada mal uçuyor. Okey. Demezse mal kalıyor. Genelde mesela, evet olmuyor. Bir omuz burada, bir omuz burada. Fatoş'a yedir için okeylesin. Yani böyle bir şeyi kabul etmiyoruz tabii. Yani... A, kamerada ben de etmiyorum. ama kesinlikle, yani... Kesinlikle, kesinlikle. Fatoş ama şu var bak. Ben bu tekstil işini yıllarca yaptım. Şöyle söyleyeyim, kurumsal bir firmadayım bu arada. Bizimki merdiven altı değil hayatım. Ama hayır, prosedürlere göre kesinlikle olmaması gereken. Hiç kimse orada sistemden bir, oğlum bir dur okey ya, veriyoruz. Sistemden okey verince oradan görmüyor ya da red verince görmüyor kimse bizi. Allah Allah. O YouTube'da izliyorken ki şeyini yapıyor. İşte kadınlar da bir şey anda, Fatoş bir şey anda öndeki böyle yapıyor. Canım yavrum benim. Senle bir konuşalım, bir rahatlatalım yani seni. Bir gazını alalım. Aynen. Sen kimsin? İsim neydi? Foto çok tanısın Aleyna. Sen, bebeğim dur, senle bitireceğiz sonra. Bir önündekini verir misin? Merhaba, hoş geldin. Mazlum abi ismi. Ne ismin? Mazlum. Mazlum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın abi? Teşekkür ederim. Benim abim. Mazlum sen kaçtan satıyorsun bonsai'yi kanka? ha, pardon ben senin şeyini aldım. Kaçtan alayım. Kaçtan alayım ya da. Mazlum tek mi geldin? Vallahi tek geldim abi. Hoş geldin. Nerede hoş bulduk abi. Diyarbakır abi. Diyarbakırlısın. Benim abim. Mazlum bana benim bir şey satmaya çalışıyormuş gibi sen. Mazlum ne iş yapıyorsun sen? Mazlum istersen şöyle geç karanlıktan konuş. Bir alışıksındır ışıklara. Boş ver abi. Ne sattığımı boş ver abi bence. Vallahi mi lan? Tamam. Boş ver abi. Yok kötü bir şey değil ama iyi bir şey de değil. Yani devlet nedeni yasal bir şey değil abi. İllegal bir şey satıyorsun. Aynen abi. Abi ne yapak abi? Ekmek parası. Hayır, sattığın şey mi illegal yoksa satış abi, şekli mi illegal? Abi sattığın bir şey bence legal ama devlet nezdinde illegal değil yani. Nasıl söyleyeyim abi sana? Şimdi herkes şöyle yapsın mı namazı var? He amına ben. Sattığın şey sence legal, devlete göre illegal. Abi bence illegal, bence legal. Oğlum kanunda bence legal diye bir şey mi var? Hayır adam abi mı? Şöyle bence bir şey var. Hakim Bey ilgilendirmez onu ben tanıyorum, o benim en yakın arkadaşım. Ne satıyorsun? IQOS. Elektronik sigara. Aynen. Ha her tamam, yere satılan ama tam da böyle mesela... İçiyor mu abi sen? İçiyor musun? Sen kullanıcı mısın abi yoksa bence içiyorsun ha. Oğlum sen polis misin? Oğlum IQOS yasak mı ya? Yasak aa, abi ama tabii. Yani yasak olmaması gerekiyor ama yasak. İşte aa, böyle kısmen yasak. Yani aslında evet çok güzel ifade etmişsin bu arada az önce. Doğru legal. Sana göre legal ama, herkesin elinde böyle mesela polis mesela içerken bir şey demiyor ama satın alırken diyor. Yani bir de zaman... Rizeli olunca falan. Ne olunca? Rizeli. Kim Rizeli? Rizeli abi. Rizeliler polis satınca mi? Sıkıntı olmuyor abi. Rizeliler satınca mı sıkıntı olmuyor? Diyarbakır'ı satınca sıkıntı oluyor. İlla böyle Karadeniz mi olması lazım? Abi Diyarbakır'ı olsa sıkıntıdır abi. Ha sen ne satarsan sana sıkıntı oluyor. Aynen öyle. Öyle abi yani. Yalan mı söyleyeyim? Şimdi bunu nasıl kurtaracağız bu abi? Evet. Yok canım. Devlet ayırmaz kimseyi. Herkes... sen bu arada çimen biliyorsun. Bilerek mi geldin? Abi yoksa içiyorum öyle... her türlü şey iç... Oğlum ne iç... Birisi böyle şey, IQOS karşılığında bilet mi verdi yani? Sen bilerek mi geldin? Vallahi abi ben 3 günde sizi izleyeceğim abi. 4. gün olduysa bilet kessem abi. Hemen geldin ha. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Diyarbakır abi. Diyarbakır'dan buraya geldin mi? Aynen. Geldim. Aa, sen çekim geldin. İçin mi geldin buraya? Vallahi çekim için geldim abi. Mal getirmedin. Harbi ciddi söylüyorum. Yani vallahi çekim için mi geldin yoksa? Abi getirmedim abi. Kamyon nerede? abi kapıda. Şimdi bizim fuaye bir iki koli bir şey bıraktı. Abi bir dakika sen bir şey söyleyeyim abi. Tabii. Ben 2 gün önce sizi izledim abi Blue TV'de. Sen Blue TV mi aldın? Blue TV 1 senelik var abi. IP değil, Blue TV parasıyla yasal aldın. Vallahi aldım. Hayatımda ilk legal şey yaptın yani. İlk defa sana fatura kesildi. Ya abi öyle şeyler bizim umurumuzda olmuyor abi. Tık. Basıysan mesela Vodafone fatura tak 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 mesela bassan abi. Ne anlatıyorsun? abi direkt otomatikman direkt para ödemeye geçeyim. Ben de direkt ona tıkladım abi. Yanlışlıkla almadım. İsteyerek aldım. Bizi... Sokağın çocuklarını izlemek istemiştim aslında ama. Sen Blue TV alışını mı anlatıyorsun, çimen bileti alışını mı? Abi çimen bileti almadım. Ne? Ne demek almadın nasıl ya? Geldin? Vallahi nasıl geldin? Almadım buraya? Abi, vallahi almadım. Neresi abi. Girdin içeri? Abi direkt tıkladın bilirsen abi. Nereye tıkladın oğlum sen abi? Bir dakika abi, bir dakika. Sen bize tıklamışsın haberim yok. Sen nereye tıkladın oğlum? Sen buraya bilet almadın mı? Abi ben 01 diziyi izlemek istemiştim bilirsen. Ya ne yapıyorsun? Ne alakası var ya?
01 izleyenler bize bedava mı giriyor ya? Bir dakika abi. Kapını sevmiyor. Sürüm izledin mi? Gel, izledin, geç. Ben bunları sıfır... izlemeden mi gelmiş 01'i? Ben 0... Ya Mazlum sen buraya nasıl geldin? Abi ben 01'i izlemek için... Ya Mazlum. Mazlum ya. Sen buraya bir de en öne oturmuşsun. Bu Çimen Şov'a gelmek için hangi eylemlerde bulundun? Öyle değil mi? Ne uçabiliyor lan şimdi? Ne yaptın yani? Abi Bursa'ya gittim. Bursa'ya Bursa'ya gittim. Ya ne diyorsun oğlum? Niye 01 Adana dizisini izlemek için Bursa'ya gittin. Oradan da Vodafone'a girdin, tık tık vallahi yaptın ya, geldin. Öyle bir şey yok. Bursa'ya gittim abi. Bir malzemem vardı, teslim ettim abi. Anladık, tamam. Ben geri geldim abi. Eminönü'nde indim. Ya dedim bir şeye gideyim, stand-up gösterisine gideyim. Baktım Çimen Şov. Aradım, dedim, hani dedim, şeye gitmek istedim, Çimen Şov'a. Gelin dediler, tamam dedim. 600 lira, 700 lira, çok ucuz dedim Allah'ım. He, sana ucuz öyle bilet aldın da mı sen? He, bilet aldım. E, tamam oğlum. Biletle geldim. Oğlum, biz de korktuk lan bizi. Tamam, biz de hemen devlet kolluk kuvvetlerini arayacaktık şimdi. Haykos'a bak umurumuzda değil de bilet... Onu kabul edemeyiz. Sen çünkü şunu anlamadım. Biletler çünkü tükendi bir hafta öncesinden. Abi sen... 4 günde izleyeceğim seni. Vallahi tamam. 4 günde izleyeceğim. Direkt geldim abi. Öyle direkt geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen abi. Evli misin bu arada? Bekar mısın? Yok abi ne evliliği? Yok değil mi bir şey? Var ama yok gibi bir şey abi. O da mı kaçak? Mazlum hoş geldin. Hoş bulduk ben evet. Abi. Hazır Diyarbakır'dan gelmiş seyirciniz varken başka uzaklardan gelen var mı? Ankara. Ankara hoş geldin. Başka? Neresi? Bulgaristan. Hoş geldiniz. Konya. Konya, hoş geldiniz siz de. Sapanca'ya yakın değil mi? Yakın. Sapanca'yla yarım saat mesafe. Gidiyor musun Sapanca'ya? Gidiyoruz tabii. Bungalov evler falan. Çünkü bir tek gezebileceğimiz yer orası var. Mecburen gidiyoruz oraya. Orayla ilgili böyle şey mesela bungalov eve mi gittin falan oluyor insanlar. Herkes mi öyle kullanıyor? Hayır ya, herkes o anlamda kullanmıyor. Evet, ben bir kere çünkü tek gittim adam arkama bakıyor Allah Allah diye. Yok yok. Arkana bakarken hani. abi sen kimse yok arkana. Yani tek buraya tek gelinmez anlamında. Ha pardon. Nasıl bir işletme abi kanka bu ya? Abi hoş geldin, bir dön bakayım. İyi. Havuzumuz sıcak maşallah. Zaten başka neresi vardı uzakta? Uzakları. Bulgaristan vardı. Ne yapıyorsunuz Bulgaristan'da? Ben mutfak şefliği yapıyorum Bulgaristan'da. Bulgaristan'da Türkler nasıl yani seviyor? Nasıl? Bulgaristan'ın kendi halkı pek sevmiyor açıkçası Türk vatandaşını. Neden? Ama 500 yani... senelik bir tarihi var onun. İşte Osmanlı o dönemde orası oraya dair. Sen bir şey yaşadın mı bununla ilgili? Tabii biliyorum çok ya çok yüksek düzeyde mobbinglerle karşılaşıyorsunuz oranın kendi vatandaşıyla alakalı. En böyle sert ya böyle de yapılmaz ki kardeşim diyeceğim bir şey ne yaşadın? Yaşadın veya duydun? Türk köylerine girip evler yakılmış. Tamam tamam. Onları sormadım. O yüzden yani fazla girmek. Ona tarihi şeyleri sormadım oğlum. Senin başına bir şey geldi dedim. Değil mi? Önce Damlanakan Savaşı'ndan başlayınca. Abi öyle evmiş. Eyvallah. Viyana'da kapıyı çalıyor çalıyor açmıyorlar amına koduk dedim. Sanki Viyana kapılarını o yüzden dönmüşler. Aramızda gardiyan varmış. Yakında görürsün Mazlum. Kim o? Bak tanış kardeş. Bizde çok mazlum var bu arada. Mazlum gibiler çok bizde. Evet. Bu yüzden giren mi? Aynen. Evet, bu ya, ve benzeri bu arada tabii ki de. Şimdi bizim bilmediğimiz bir ortam yani. Allah da göstermesin kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Umarım. Enteresan bir iş yani. Evet evet çok enteresan. Bir de ben Sincan'da L4'teyim. Bizimki sadece yabancı ve LGBT bireyler kalıyor. Onların ayrı bir yere mi koyuluyor abi? Ne alaka? Tabii tabii. Yani cinsel yönelimden dolayı mı? Cinsel yönden yani dolayı doğrudur. Yani erkeklerle kadınlar aynı yere konmuyor o anlamda. Aynen öyle tam olarak öyle. Evet. Ama yabancı ve LGBT niye yabancılar LGBT aynı yerde oluyor? Yok onun bir bağlantısı yok. Sadece yabancılara tahsis olduğu için... bir de LGBT eklemişler. Başıma enteresan bir şey geldi. Eyvah ne yapacağız, nasıl çıkar bu işin içinden dediğim bir şey oldu mu? Yani oluyor evet. Mesela bu Rusya Savaşı'nda işte Ruslar falan böyle biz açlık grevine giriyoruz. Açlık grevine Rusya'ya gitmek orada? İstiyoruz aynen. Orada biz savaşacağız. İşte kendi bizi vatanımızı gönderin. Koruyacağız. Aynen gönderin. Gidip savaşacak mıymış? Ya, tabii ki de hayır. Hapisten çıkar. Sanıyorum da yani. Konuşuyorum da sırf şu ama biz önce Antalya'yı bırakın oradan gideceğiz. Oradan bizi alacaklar ya. Benim bacana kalacak benim orada. Kaya Resort'tan alacaklar. Peki biz açlık grevine giriyoruz. Girdiler mi? Girdiler tabii. Ne kadar? Bir hafta falan. Ha bir hafta. Öğle yemeğinden akşam yemeğine kadar yemek yemiyoruz. Bir saniye. Yani. Açlık grevi nasıl oldu? Yani açlık grevi nasıl oldu abi? Dilekçe yani... yazıyor. Diyor ben işte açlık yemiyor. Grevine giriyorum diyor. Açlık grevine girmek için dilekçe mi yazıyor? Tabii tabii. Değil. Çünkü ona yemek veriliyor ya. Böyle yemek verilmesi gerekiyor. Ben verilmesi. Yemeklerimi almayı reddediyorum diyor. Ha. Yani onun karşısında doktor tamam, da ona hayati de... faaliyetlerini devam ettirmesi için işte su... Tuz, bu hani belli bir değeri varmış.
belli besin değerlerini sadece veriyor. Hayatta kalması için. Tabii tabii, aynen. Sen ne kadar kibar, kendini güzel İnşaat ifade eden... İnşaat mühendisiyim aynen normalde de. Tam gardiyan değil. Ya seni ne yapsak Mazlum ya? Mazlum seni lojiye mi alsak hakikaten ya? Çok, oğlum çok dikkatli atıyorsun ama. Evet. Sürekli her şey yorum yapıyorsun. Evet. Şey, kayıda giriyor, kayıda ses giriyor üstüne. Sürekli Mazlum yorumlarıyla bir çimen şov yapamayız. Senin gazını da aldık aslında sen. Evet, seninle bir konuşalım istedik ama durmuyor. Adam bir şey diyor, ne alaka amına koyayım. Biz çaktırmadan 155 arayabilir mi ya? Kim bakıyor bu şeylere kanki? Yasal dışı. Kim bakıyor abi? Alkolcular kim bakıyor? bu illegal satışlar ekseni vardı tanıdı. Arasın ben WhatsApp'tan bir yasa bırakıyorum. Gösterin arasını siktirin. Biz kimse bir şey konuşamıyoruz. Gardiyanım diyor. Ne diyelim Mazlum Gardiyanım diyor. Bir şey söyleyeceğim. İsim neydi? Hasan. Hasan, sen evlisin ama şimdi mesela bir mahkum var. 2 haftası kalmış beraatine. Ne denir? Tahliyesine. Ha, böyle bir şey oldu. Dışarıda onun seninle tanışması sorun mu? Eski mahkum. İlla ki denk geliyor. Sosyal hayatta denk gelebiliriz yani. İşte. Ama bu tabii planlı bir şekilde olursa sıkıntı tabii. Ama şey de tuhaf öyle. Ya soruşturma geçirirsin. Karınla yolda yürüyorsun. Hasan falan diye yanına biri geliyor. Anlatamazsın yani. Ya bizim aslında mahkum falan da dese inanmaz evet, yani. Evet. Karın ne düşünür değil mi? Tabii sıkıntı. Ama yani olmaması gerekiyor. Gardiyan dediğin böyle sert olur işte değil mi? Filmlerden gördüğün. İri yarı adam, şöyle bir adam değilsin yani. Yumuşak bir çok adam. Çok yumuşak yüzüsün. Ha, o yüzden. Teşekkür ederim. Sağ olun. LGBT desin. Peki. Anestezi teknikeri varmış aramızda. Kim? Hobisine dümdüz insanım demiş. Çok ilgimiz çekti. Kim? İsim neydi? Batuhan. Batuhan, şimdi dümdüz insanım diyen birlikte defa karşılaşıyorum ben. Yani doğrudur. Hobin var mı? Hobim işte yok yani, dümdüzüm. Hobin yok. Yani yapmayı mesela sabah uyandığında yapmayı tamam. Sevdiğin, görmeyi sevdiğin, o gün onu hissetmeyi sevdiğin. Şöyle yani sabah mesela spora gitmeye başladım. Sabah sporu, bu güzel bir şey. Aynen. Biraz yukarı tutsana. 3 aydır spora gidiyorum öyle düzenli. Mazlum. Bakalım. Kankim. Bir 5 dakika ara mı verdik? Yo, direkt dövelim ya. 5 dakika dövelim. Mazlum bak, biraz daha sabret. Ara vereceğiz şimdi. Arada zaten seni paket program. Seni lojaya alacağız. Lojadan herkesi yukarıdan izle bak. Herkesi kontrol altına al. Oradan istediğin kadar bağır amına koyayım. Vaa diye bağır. Bir şey biraz olur daha sabret. Kankim. Tamam kankam. Çok tatlı gülüyorsun. Sadece gül ne olur ya. Ne olur sadece gül. Şey, çok sesin gidiyor ya. Konu. Bak dümdüz bir insan bulduk 40 yıla bir. Şimdi hayatında biri var mı? Hayatımda bir senedir yok. Bir sene önce vardı. Aynen. Neden ayrıldınız? Anlaşamadık. Batuhan, bence öyle bir özelliği var ki burada kimsenin de olmayan bir özelliği var. Gördüğünüz bence onu bulacağız diye götümüz çatlayacak ama. Dediğim gibi yani hobim falan öyle çok bir şeyim yok ya. Sen nasıl kadınlardan hoşlanıyorsun? Yani nasıl? Ya da kadınlardan bilemem yani. Kadınlardan hoşlanıyorum da. Ya eğlenceli hani kafa eğlenceli. Uyacak. Aynen. Senle. ama öyle. Yani ama sen, o çok şey ya. Ben şu yüzden senle dedim. Sen böyle sakin bir insansın ya. Eyle kıpır kıpır bir kız. Ha, oradan gider. Eşitliyoruz işte. Aynen. Ha, sen kıpır kıpır böyle bir... Hani aşko kuşko derler ya öyle. Aşko kuşko. Aynen. Ne dedin aşko kuşko? Hani bıcır bıcır evde dolaşan manita derler ya böyle. Bıcır bıcır evde dolaşan. Bak bak bak. Çıktı bir şeyler. Adamda cüce fantezisi var. Hayır, hayır. Onu mu? Seni sapık seni. Ya öyle kim bir şey değil. Yok, sadece öyle bir şey de var o. Öyle bıcır bıcır. Aşkım neredesin ya? Aha gömleğimi çıkarmış. Ayrıldı zannediyor belki de evde. Yani İyi sosyal bak. Medyada öyle bir şey dönüyor ya. Ne dedim Batuhan? Hani sosyal medyada öyle bir şey dönüyor yani. Evde bıcır dolaşan... bıcır evde dolaşan. Hatun da bu tam olarak ne demek biçim? Şöyle bir sevgililik var. Sen oturuyorsun bıcır 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 bıcır. Bu öyle bir şey var. İnsan korkar lan. Aynen. Aşkı yapıp tak 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 diyor. Ayakları ters. Ayakları böyle ters. Bıcır bıcır evde koşan hatunu aldığımız ne? Mesela şöyle bir şey. Evet, ben bıcır bıcır evde koşan hatunum diyecek biri var mı? Yok yani o. Ne demek bıcır bıcır evde koşan hatun? Gece böyle karanlıkta böyle kuş. Şimdi geçti lan falan diye. Yoksa bıcır bıcır. Alper Metin'in yeni filmi. Bıcır bıcır evde koşan hatun. Korkuyorum böyle. Bıcır bıcır koşuyor. Ama sevgililik de yok. Hatun. Hani sevgili de değil yani. Sicin bıcır bıcır. Bıcır bıcır evde koşan hatun ne? Ya işte hani kafa dengi, neşeli, eğlenceli. Evde böyle aşkım şuraya gidelim, buraya gidelim. Bıcı bıcı bıcı. Yani o tarz aynı. O mu? Aynen sen o tarz. Sen öyle bir istiyorsun. Sen küçük... çok güvenilir bir insansın bence. Yani iyi dinleyeceğim bu arada. Evet. Hastanede genelde psikolog gibi takılıyorum yani, dinliyorum herkesin derdini. Bayıldıktan sonra mı dinliyorsun? Yok ya, ekip... yarım saatte bir şey demediniz ya. Ekip arkadaşlarım, öyle diyeyim. Siz de bir iyi dinleyicisiniz gerçekten. Ama şimdi mesela
yanlış anlaşılmasın. Hastalar karşı falan mesela gayet sempatiyim aslında. Hasta yakınları mesela geldiğinde anneler manneler. Aa keşke bak işte benim de kızım var senin gibi tatlı ya, çocuk falan. Şimdi oluyor bazen. Oluyor. Yani, öyle ama değil sen de. Ne diyorsun ben küçük. Sizin hafif. Koştur bakayım bıtır bıtır koşabiliyor mu? Sen uzun kalırsın. Şimdi şey ya. Kızın da uzundur falan şimdi. Hani en küçüğüm ben genelde hastanenin şey en oluyor. En küçüğüsün. Bak hep küçüklükten. Ekip gidiyorsun. Olarak. en küçüğüm. Hemşire ablalarımız falan bazen şey yapıyor. Yani. Abla deme. Buradan evde bıcır bıcır koşan bizi izleyen yüz binlerce hatuna. Şimdi öyle şey olmasın. Öyle konuşamam. Ama seni şu anda bizde izleyen mesela öyle bıcır bıcır kızlar. Sana abi rezil oldum. Bizi izleyen bıcır bıcır kızlar. Hani böyle. Ev bir konuda koşsam bıcır bıcır koşsam. Sabit durup da izleyebiliyorlarsa böyle geziyorlar ya. O onlar mesela sana yazacaklar. Kendi özelliklerini söyle abi. Evet. 23 yaşındasın. Ve istediklerini. Anestezi teknisyenisin. Aynen. Son derece yakışıklı bir beysin. Teşekkür ederim. Yani bu arada sana talip olan ben değilim. Abim sağ ol. Vallahi sen de bıcır bıcır gözüküyorsun. Bıcır bıcır evde koşan 40 yaşında adam var. Abi sen de kısasın ya şimdi. Ne? Sen de kısasın ya. Oradan şey olmasın. Ne dedi? Aa anlamadım ya. Yok yok şaka yaptım ya tamam. Ya ben oturayım mı abi? Aptal gibi geç güldüm ona. En son anlamış gibi oldum. YouTube'da izlerken gülüyor. Aa burada çok koymuş sana. Ben de kısayım ha. Bıcır bıcır bir koşar şunu. Çocuk mutlu edeyim be. Ben diyelim tamam. Bıcır bıcır evde koşan bir hatunum. Merhaba. Ben 23 yaşındayım. Anestezi teknisyeniyim. Ondan sonra 2 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Öyle yani. Sen bu anestezi teknisyeniyle ilaç kullanmadan bayıltıyorsun değil mi insanları? Yok ilaç kullanıyoruz ya. Merhaba size ben sohbet edeyim. İlaca gerek yok. Ben hep konuşuyorum. Şimdi bayılırım. İşte yani, ben bu, öyle bu şekilde konuşuyorum. Bıcır bıcır kimse evde olmadığı için. Ne oldu? Tamam. Bu bayıldı. Doktor bey şu da mı? Şu da bayıldı. Ama doktor da bayılır. Erken bir şey. Doktor da bayılmış. Hortum böyle sallanıyor. Ya şaka yapıyorsun. Çok tatlı adamsın. Çok tatlı. Batu'yu bir alkışlayalım mı? Çok sağ ol. Batu. O bizim mesela jenerasyon olarak anlayamadığımız bir kelime var mesela. Halis. Hani çok duyuyorsunuz değil mi internette? Halis ne demek? Ya böyle şaşırtıcı derecede güzel olarak olduğunu düşünüyorsunuz bir şeyin. Ne için kullanıyorsunuz mesela halis mi? 2012'de Ordu'da askerlik şubesinde askerliğimi yapıyordum çavuş olarak. Kolluk nöbeti tuttum erkekler bilir bütün gece ama artık böyle ikinci haftam uyku bir yandan. Beni 6'da yatırıyorlar 2'de tekrar kaldırıyorlar. Komutana o gün... O gece yaşananları anlatıyorum. Bu nasıl öyle... görev lan? Komutana o gece yaşananları yok, kolluk görevinde komutan şey. Komutana durduk valla. İlk iki saat valla benim ağrıdım anne. Assubay geldi senin hakkında konuşuyor. Ordu birbirine katmışım. Uyandım saat öğlen 2'de. Bana dediler ki ya ben Fenerbahçeliyim. Ya işte çavuş Lefter vefat ettiler. 2012 12 Aa, Ocak. Evet. Ben de çok üzüldüm tamam ya dedim. Aşağı ince bayrak yarıya inmiş. Ulan diyorum Lefter hani milli futbolcu da ne alaka diyorum tamam mı? Hiç de bir şey aklıma gelmiyor. Komutanın yanına indim selam verdim tam işte geldik gördüm çavuş falan. Evet dedim komutanım işte acımız büyük falan filan. Evet ya öyle mi falan ya Lefter dedim. Lan ne Lefter dedi Rauf Denktaş vefat etti dedi tamam mı? Meğer Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vefat etmiş. O zaman Lefter yaşıyor ya. Keşke halis olmasa diyeceğim bir olay yaşadım. Böyle Popeyes'ten şey. Size de ikram şeyi. Kupa dur. Şimdi bugün çok soğuk İstanbul. Şöyle bir gezdir seyircilerin arasında. Herkes bir ısınsın. Aa, ısınamaz kanka ısırırlar. Dayanamazlar. Popeyes'in neden bu güzelliği... dayanamazlar biliyor musun? Neden? İnanılmaz bir uyum yok mu burada? Ben ısıracağım dayanamıyorum. Neyi? Ben heyecanlanmışım. Ya bu uyum halis mi? Ben bunu görmeden önce halis... Oo güzel aldı. Long long. Valla mı? Harbi mi? İyi de... Kanka bir de bu menünün büyüklüğü halis mi? Ne yedin be adam? Ne yedin ya? Ya şöyle yapalım. Ben dayanamıyorum. Yani ben bunu şimdi bir çırpıda yerim ama... Canı çeken varsa da ona da verebilirim. Yani paylaşmak için şey yaparım. Sana lan. Var mı? Arkadaşlar, Popeyes'te sadece Smokey X'ler mi var? Hayır. Çok güzel kutu menüler de var. Seyircimize dağıtalım. Herkes yesin. Herkes yesin. Evet. Herkes yesin. Oğlum çok iyi ya. Vallahi çok gerçekten iyi. Gerçekten çok iyi. Ne güzel, hep birlikte yiyoruz. Allah başımıza eksik etmesin Popeyes. Biz yedik, hakikaten çok beğendik. Evet. Bu... lezzet sizi de etkileyecek arkadaşlar. Smokey X Large tavsiye ediyoruz herkese. Halis değil kanki, gerçek. Smokey X Large sizi çok etkileyecek. Ve
Şu anda bizi izleyen izleyicilerimize de Popeyes'in kovalarından ikram ettik. Ayrıca bizi YouTube'dan izleyenler. Biz de acıktık. Popeyes, Smokey, XL yiyip yiyip duruyorsunuz. Canımız çekti, gördük. Gece gece nereden bulacağız? Diğer izleyicilerimiz Halis mi? Hashtag ile bu bölümün altına yapacağınız yorumlardan en güzel, en akılda kalıcı yorumlar, yorum sahiplerine özel hediyelerimiz var. Yazın. Evet. Önümüzdeki hafta Çimen Show Instagram hesabından açıklayacağız. Adreslerine göndereceğiz, hediyeyi. Hediye de söyleyelim abi. İki hediyemiz var. Birine Çimen Show hediyesi, birine 5 Şubat'ta Trump'ta yapacağımız büyük Çimen Show gösterisinin çift kişilik davetlisi olacak. İstanbul'da olanlar onu kazanacak. İstanbul dışında olanlar Çimen Show hediyelerinden kazanacaklar. Onu da söylemiş olalım. Biz Popeyes Smokey XL yemeye devam mı? Aynen, devam edelim. Evet. Harika. Beyefendi Hamdi Alkan'a benzemiyor mu? Ona benziyorsun ama abi. Ama bayağı benziyorsun. Bayağı benziyorsun. Evet, hatta, evet. Bunu yaşadım ya, bunu yaşadım, yaşadım. Hamdi Alkan'a benzetilmek çok mu sıradanlaşmış senin için, evet, artık. Evet. Çünkü hakikaten 160. Ama yanınızdaki eşiniz galiba. Evet. Eşiniz de söylüyor Hamdi Alkan'a. Bu da oğlum. Oğlum da belki ileride benzer. Ya Rabbi, Allah nasıl kalbimizi okuyorsun sen ya? Nasıl okudu kalbimizi? Güzel. Ev nerede? Göktürk. Göktürk'te. Aa. Dubleks soracaksın. Dubleks ha? Kaç metrekare? Kaç kişi yaşıyor evde? Yani 4 kişi. 2 çocuk ha? Bir de kedi. Kedi de tabii. Kedi merdivenden çıkıyor. Kedi dubleks olmaz, olmaz zaten kedi. Sen de zengin şeyi var, rahatlığı var böyle, sessiz, evet, konuşuyor. Evet. Yok. Göktürk'te ev var mı? Göktürk'te dubleks ev. Arasındaki sen zenginlik anlayışın desene. Morgıç ödüyoruz işte. Morgıç, bak işte bunlar hep zengin ağızları. Morgıç. Morgıç mı? Kira valla biz bir şeyimiz var. Sen bir kredi ödeyemiyoruz diyoruz biz. Ya konut kredisi demiyorsun, morgıç diyorsun. Ben hiç bir fakir görmedim morgıç diyen. Kaç yıllık evlilik bu arada? 15. 18. O 3 yılı hiç saymıyor. Bir şey söyleyeceğim. 16 yaşında oğlum var. Evet, dur bakayım. Evlenmeden önce yapmıştık. Ya. Ben evlendim, bu vardı zaten. Hazır geldi. Elimize paket geldi, olan. Paket o. 72 ekran. Televizyon, abi, çocuk hepsi beraber geldi. Abi bir şey söyleyeceğim bak. 17 ile 18 karışır. 18 ile 19 karışır ama 18 ile 15 karışmaz o birader. Çok hızlı yaşadık. Çocuk sizin mi? Ondan evet, da emin, evet, değilim, dur. Ondan ben de emin değilim. Biliyor musun benim tüpler? Benim oğlum. Senin mi tüp bebek? Yok, tüp değil. Normal çalışıyor. Normal. Dubleks çocuk. Benzinli. İlk kaplı. Dubleks çocuk. Versene, evet, kardeşimize. İsim ne kardeşim? Çağan. Babanın da en sevdiğin şey ne babanda? Babamı çok seviyorum çünkü şu yüzden. Böyle ilgilenen, şey yapan, destekçi, her halükarda hani maddi manevi sağ olsun, yardımcı olan biri. Ben bu kadar... Çok sağ olsun yani. Sağ olsun. Sevgilin oldu. Yemek veriyorlar. Biz ev evlerini aldılar, sağ olsunlar beni. Çok yani canı sağ olsun. Bu ne alttan almak oldu. Evdeki Scottish bu galiba. Ondan sonra o da aynı konuşuyor. Sağ olsun, yemek veriyor. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Ne yapalım, ekmek parası var. Peki Çağan dese ki baba be, beni bir yere götür. Ben başka... Pavyon mu? Eğlenelim dese. Nereye götürür mesela? Bilmiyorum yani, sen o adamsın. Yani her şeyinde yanında olan, her şeyi söyleyebileceği adamsın. Evet. Değil mi? Tamam. Güzel bir şey. Yani nereye istediğini sorarım. Yani ona göre de... Senin de gidesi var ha. Var. Çocuğu bahane edeceksin gibi yani sanki. Yani var tabii. Oğlum ne zaman gideceğiz lan oraya? Arana söyle, gidelim oraya biz bir an. Yani iki ay önce mesela vardı. Karıcığım gitmek zorunda değil çocuk için. Çocuğun sağlığı için. Oğlum pavyona boş ver. Kenaneye gidelim. Kenaneye var. Aramızda sosyal hizmet uzmanı varmış. Çocuğu... Bu çocuk onu zor şartlar beraber altında yaşıyor. Evet, evet. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İsim neydi? Merve. Merve, kimle geldin bu arada? Eşimle geldim. Ay çok güzel. Kaç yıllık evlilik? 6 ay. Aa. Ne kadar mutlusunuz ya. 6 ay. Siz birbirinizi yeni yeni tanıyorsunuz değil mi şimdi? Yani tanıdığımızı düşünüyoruz yani. 2 yıl zaten konuştum. 2 yıllık mı ilişki? Evet. Her gün bir şey öğreniyorsun onun hakkında aslında. Yeni yeni şeyler öğreniyorsun. Ama evlenince... Yani. En son niye kavga ettiniz? Çok ciddi sebeplerden kavga etmedik şimdiye kadar. Beyefendi, ver bakalım kavga beyefendi sebebini söyleyecek. Ya aslında evlendikten sonra şöyle bir şey oluyor. Mesela ilk sevgiliyken böyle hapşururken hapş oluyor. Evlendikten sonra otururken hopşu diye ev yıkılabiliyor. Mesela. Suratına. Öyle mi oluyor? Ha, o kibar yani, kibarlığı gitti. Ya tabii ben de benim yani, öyle söyleyeyim. Ya bu şey ya, böyle hani ilk sevgililik, evlilik, böyle ilk böyle pıtlatma hep böyle bir stresidir yani. Aa, benim yanımda mı sürdün falan gibi. O ilk değil mi, o böyle şey. Evet, o hakikaten şeydir. Sizin evde öyle mi? Herkes rahat mı?
Ya şimdi bu gaz çıkarma olayı evet biraz böyle gibi bir şey ama yani bir eşik aslında. Gerçekten zaman. Bir önemli bir kıstas. Daha o kısma gelemedik herhalde. Abi sen ilk ne zaman osurdun evine? Sen yılların evlisin. Hala. Hala. Topu aşağı doğru iniyor mu? Birazdan bir şey gelecek haberiniz olsun. Siz daha çapadınız mı? Yok o kısma daha gelemedik ya. Çünkü daha yani. Yapalım ulan burada çocuk. Bu iki taraflı da yani. Senin tabii. için de o rahatlık olabilir. Ya tabii ki ya böyle zart zurt o da tatsız bir şey ama hani geldi pırt falan hani. Çok sempatik. Ama hayvan gibi de kokuyor. Vallahi aşkım hakikaten çok sevmedik. İyi ki bunu dinlemişiz Fazlı Bey'i. Bir şey anlatmak istiyorum. Biz balayı için İtalya'ya gittik. Vay. Dönerken işte sıradayız. İşte pasaport işlemleri falan yapılacak. Hani önümüz yani kalabalık ama arkamızda sadece bir kişi var. Bir anda çok fena bir yani biri yani yaptı. Fena ama çok korkunç bir kokuydu yani. Hani yani. Aynen. Arkadakiler miydi yoksa birimiz miydi? Onun hala belli değil. Senin olmadığın kesin de. Yani 5 yıl sonra gerçek ortaya çıkacak ama ne zaman bilmiyorum yani. Aa, sen mi? Miydin lan? Doğru sen de söyle açıkçası. 5 yıl sonra söyleyeceğim. Ya daha yeni evliyiz. Onu bekliyorum lan. Yok, demek daha ki yeni sen evli olduğumuz için. O kişinin sen olduğunu 5 yıl sonra söyleyeceksin. Evet. Yani şu an... Çok enteresan bir açıklama oldu. Hayır öyle değil. Arkadaşlar bu bir gerçektir ve bunu 5 yıl sonra söyleyeceğim gerçek olduğunu. Şimdi o kokuyu duyduğun için yarın öbür gün duyduğunda bir de aa evet bu o koku diyebilirsin. Daha sonra bu 5 yıl boyunca hiç o kokuyu bir daha duymadın. O yüzden o aşamaya gelmedik evin içinde. Sen o gün osurduğunu anlaşılmasın diye evde osurmuyorsun? 5 yıl sonra bir osuracağım o bendim. Bu arada bu eşiği atlayan var mı aramızda? Yani biz de öyle şeyler sorun değildir aman. Merhaba. Kaç yıllık evlilik? Nisan'da 5. Yıl olacak. Evet. Ne zaman oldu? İlk buluşma. İlk buluşma da mı? Merhaba. Ay sen götür mü tutamıyorsun oğlum? İlk buluşmada nasıl? Oğlum sen de yani. Evet. Nereye? Tamam. Kokuya doğru gel. Ben şu en arkada oturayım. O zaman daha flört aşamasındaydık. O gün Migros'tan alışveriş yaparken... eşim o zaman yanımdan kaçmaya başladı bir anda. Evet ben... öyle oluyor ya birdenbire. Evet, ama evet. Ben bir şeylere dalmışım böyle bu hani hazır kek kutuları falan oluyor ya hazır kek yapma şeyleri. Ben bir deterjan reyonuna bakayım başka acil bakmam lazım. Onları 15 kilo alayım da evlerince şey yaparız. Onları okumaya dalmışım sonra yanımdan kaybolduğunu anladım. Bir şey değil mi böyle kayboluyor sonra bir daha geri gelir ki aslında kokuyla hayır, geliyor farkında değil. Hayır öyle, öyle olmadı ben kokusunu takip ederek bir yerden... Kokusuyla mı buldun? Hayır bir yerden çok iğrenç bir koku geliyor. Lağım kokusu zannettim önce. Sen de o kokuya doğru mu gidiyorsun? Bir yandan bunu arıyorum. Bir yandan da bu koku nereden geliyor falan yapıyorum. Yaklaştıkça bundan geliyormuş. Bir yerden de koku geliyor. Evet. Sen kokuya doğru gidiyorsun. Eşimi bulurum umuduyla mı o kokuyu hayır gidiyorsun? O amaçla değil aslında. Ben onu bulmak amacıyla. Ama gittiğim her noktada da onun böyle bir değişik bir koku var. Her yeri sahiplenmiş. Her yeri kokusunu bırakmış yani. O kadar kötü bir koku ki. Ama kıpkırmızı ama olmuştu. Çok eski şey üşütmüş gibi mi? Yani. Evet. Kız o günden böyle gülemiyor. O kokudan. Ben de anlatacağım onu. Ondan sonra bir baktım bu kıpkırmızı olmuş. Rengi falan gitmiş. Utanıyor. Daha ilk buluşma çünkü. Kolay değil vücudun yarısını bıraktı. Ay niye kabullendin ki? Kabullenmeseydi. Ben niye yaptım diyor ki? Bak adam hala 5 yıldır saklıyor. Hayır, ben direkt anladım zaten. Sen mi yaptın bunu dedim. Sanki sıçtı sen de öyle bir soru. Bunu sen mi yaptın? Keşke sıçsaydım. Ben de sıçmıştı lan. Belki reyona falan bırakmıştım. Aşkım bak ben indirim ürünlerini önüne bıraktım. Sen onlara bak. Yıldızların önüne bak. Öyle bir kız ki sanki herkese bağırmışsın gibi sen. Arkadaşlar bu osurdu falan. Sen de tam öyle bir tip var. Ama ben gittiğim her yerde bu konuyu anlatıyorum. Çünkü biz ilk buluşmadan beri bu benim sorunum oldu. Kabusum oldu. Bir saniye dur. Biz çok... evlendik. Bununla yaşamayı kabullendim. O koku hala çıkmıyor mu hayatım? Hayır ondan değil. Helva kavur helva. Başı çıkmaz o koku evden. Dur sen onu gördün ya orada utandı. Sen utandı. Nasıl sen oldu? Niye yaptın dedim.
tutamadım dedi. Kabullendi. Bu arada bir hanımefendi, sana bir şey söyleyeceğim ya. Çocuk utanmış kaçmış zaten, tamam mı? Sen ne kovalıyorsun bu adamı ya? Nereye, nereye aşkım, nereye? Gerçek, nereye? Sen yap. Ya bıraksana adam iki dakika otursun ya. Gerçekten koklamana gerek yok kanka ya. Ama ben fark ettim, rencide oldu zaten. Niye başkası bak, fark edin? Normalde çıkıp yapmak lazım. Teşekkürler efendim. Zar zor tezesine geçiyor abi. Biraz komik olsun diye şey yaptı. Abarttı. İnanılmaz abarttı. Abi ben normalde böyle osururum. Bakın bununla, bunun kokusu aynı mı Allah aşkına? Ben o gün buradan osururum. Abi reyonlara kilitlenmiş bir profiterolün arkasını okuyor ama 20 dakika boyunca ayrılmadı oradan. Ya ben de sabah işte 10'da buluştuk. Akşam 6'ya kadar ha babam bir şeyler yedik. Öldüm ya. Ben ne zaman usturacağım abi de? Ya şimdi abi dedim ki ben nereye usturalım var ne? 3-4 yön arkaya gittim ben. Abi 20 dakikadır ayrılmıyor. Bir anda dibimde bitiverdi. Hiçbir şey diyemedim. Kaçamadım. Anladı zaten. Ben de söyledim yani. Orada başkaları yoktu değil mi? Ama inanmaz abartıyor. Yok dağıldık olduk sıçtı sandım falan. Abartıyor. Sıçsam dur ama. Abart. Yok güvenlik gaz maskesi dağıtıyordu falan. İyice abartıyor. Ya iki kişi arkada bayıldı falan diyor. Ama işte abartıyor. Ama hemen kabullenmişsin sen kanka. Evet, niye yalan söyleyeyim? Geldi dibime beraber kokluyoruz. Kaçamazsın. İkimiziz bir de yani. Çok güzel buluşma ya. Böyle duruyorlar ama koku hala orada. İlk buluşmamız da oldu. Bir de o komikti yani. Bugünün en şık giyinen hanımefendisine mikrofonu uzatalım. Aa gerçekten özel... Yok yok o değil, o değil. Merhabalar. Ayağa kalkmanızı rica etsek. Hem güzelliğinizi, kıyafetinizi görelim. Çok tatlısınız. Teşekkürler. Sizin için süslendim. Çok sağ olun. Şey, hakikaten mesela şimdi ben şova gideceğim. Şunu giyeyim. Mesela WhatsApp'tan... Özellikle hakkında... giydim. Üstümü değiştirdim yolda. Yolda ya mı? Bu çok... Bunu yolda mı giydin? Süpermen gibi. Yok giyinme kabininde. Ha, gezirken alışveriş mi yaptın? Yok, hayır. Yanımda yani yanımda yani götürdüm. Normalde öğretmenim. Aa. Okulda çok rahat olmuyor. Yanımda götürdüm. Tabii sizin canım, için okulda. Özellikle giyeyim. Aa, siz okul öncesi öğretmeniniz. Evet, okul öncesi öğretmeniniz. Erken gelmişsiniz. Aynen, özel eğitimde çalışıyorum. Özel eğitim, evet. Evet. Çok bu arada, güzel. Bu arada okul öncesi öğretmeni bir siz varsınız, bir kişi daha yazmış. Arkadaşım. Ha, bir de okul siz öncesi varsınız. Tamam. Sizin normal anaokul, kreş. Evet. Ben bir şey soracağım. Benim çocuğum 5 yaşında. Tam sizin şeyleriniz. Evet. Bana bu aralar çok küsüyor. Mesela... trambolinde zıplıyor. Onu diyorum yemek yememiz lazım. Baba bir kere daha zıplayayım sonra yiyeceğim diyor. Söz mü diyorum? Söz diyor. Bir kere daha zıplıyor. Hadi oğlum bir kere daha zıplayın yemeğe gidelim diyorum. Bana küsüyor. Evet. O küsse bile o yemeğe götürmeniz gerekiyor. Çünkü o çocuğun o rutini oluşturması gerekiyor. Siz ne yapardınız öyle bir durumda? Farklı yöntemler var. O yüzden evet, kim daha iyi diye demiyorum yani. Ben de aynı düşünüyorum. Kararlı olmak gerekiyor. Dün gece toprakla yatıyoruz. Dönüp bana ne yaptı biliyor musun? Bak şöyle yaptı. Döndü. Bana yaptı? Seni döverim. Vallahi bak durduk yere. Klasik ben erkek çocuğu. Üzülüyorum ben. Ne oldu ama niye beni dövüyor ya? Sevgisini yansıtma şekli farklı sevme bence. Sevme mi bu? Ya bilemiyorum. Toprağı da tanımıyorum şimdi ama yani her çocuğun her olaya tepki verişi farklı tabii. Ben ama biraz hassasım. Annesi babası boşanmış bir çocuk. Tabii tabii çok yağlı. Çok güzel tanıttın ha. Ha şey pardon tanımıyor dedim yani. Hani o yüzden belki bir tepki vermiş olabilir yani. Toprak bu arada bizim boşanmış. Bak bu arada çok güzel bir konu açıldı. Boşanmış. Toprak bizim boşanmış olduğumuzu galiba biliyor. Beraber yaşamak. Ama hiç bana şunu sormadı. Neden sen annemlesin? Neden babam burada değil. Hiç bunu konuşmadı. Yani şu an zaten çocuklar hani biz mesela bizim çocuklarımız da özel çocuk ama farkında. Ne yapacağız şimdi ya? Ama her çocuğu şeyi farkında. Çocuğu bırak ya şunu da sunayım yani. Eğitimini ne yapacağız? Onlar artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok değil mi ona? Senin kıyafetini giydirip sokağa atacağım ben. Bak yukarıda da konuştuk yani. Neyse ama. Bu arada çocukla ilgili dedin ya çok güzel bir şey söyledin. Doğru bizim oğlanda da şöyle bir şey var. Ağlamayı koz olarak kullanıyor. Kesinlikle. Bu yaştaki erkek çocukları. Evet. O yüzden hazır ağlıyorken dövmek lazım değil mi? Ben çocuğu bak. Dövdüğümde ağlamıyor. Ağlarken dövüyorum. Zaten falan ağlıyordu yani ben. Üzerine dövdüm. Aynen şaka yapıyorum. Tabii ki biz şiddete karşıyız her kesinlikle anlamda. Nasıl çözeceğiz peki onu? Nasıl yok çözeceğiz? Bazen çok ağladığı durumlarda atıyorum. Birazcık bir görmezden gelmek gerekiyor. Yani çok üzerine düşüldüğü zaman dozu daha fazla artabiliyor. Kararlılık birazcık da görmezden gelmiyor. Bir de korkuyor yani büyüyünce mazlum gibi bir şey olmasından falan. Hani baştan ekstrem bir çocuk o. O bence travmatik bir şeydir. Benim çocuk gelişimle alakalı tek korkum şu. Travma kalmasın çocukta herhangi bir şey. YouTube'da acayip videolar var. Gölge adam yok, uzun dişli bilmem ne, korkutucu bir şey evet var. Ya. Herkes ondan kaçıyor. Aslında öyle bir şey yok. Bilgisayar yapmışlar ama çocuk deli gibi onu izliyor. Evet. Ve bu inanılmaz bir bence rüyalarına girecek bir şey var. Bunu nasıl engelleyeceğiz abi? Teknoloji birazcık ebeveynde rahatlık olarak görülüyor. Engel alamıyorsun. Şimdi tablet diye bir şey var abi. En azından kontrol etmek önemli. Ne bu sefer de tablette şak diye çıkıyor ya. Açıyor. Ulan diyeyim ne olacak acaba bana? Ben de böyle heyecanlı izliyorum.
Cem Bey olmaz. Böyle olmaz. Ne diyorsun ya? Böyle olmaz. Böyle elinden alacak ha. Masör varmış aramızda. Masör kim? Sen masörsün. Evet. Bir sağlık kulübünde. Spa. Spa'da. Evet. Pahalı bir spa mı? Yok öyle çok pahalı değil. Nerede? Fiyatları bayağı uygun. Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde. Evet. Ama normal spa değil mi? Normal. Mutlu son yok yani. Sende öyle beklenti var mı lan? Nasıl? He, para versek... Şey, ben mi bekliyorum lan? Pardon. Sen değil de. Lan. Sen mi? Sen, sen... Yok şu ana kadar olmadı. Ben biraz... Ormana gitmek demiş. Ben biraz çünkü... Hanımefendi bu kulmuş burada çıkmaz. Ormanda masaj. Sizi yamaca alalım. Kadın erkek ayrı tesis bir de bizimki. Bu tesiste sadece erkek erkeğe, kadın kadına. Bence o erkeğe yapma daha iyi çünkü erkeğe yaptığınızda en azından mesela bir kadın yaptığında şimdi bir şey oluyorsun böyle bir daha kadın yapıyor ya. Ya erkek yaparken hoşuna giderse? Ne hoşuma giderse? Öyle sen erkeğe masaj yaptırmıyor musun yani? Ben yok ben yapıyorum. Kankam bu cinsiyetçilik şu beklerim falan değil yani. Bir erkeğin bana dokunması... Oğlum da öyle çok... dokunmuyor ki. Hayır, başta ben de öyle masaj, her tarafı masaj yapıyorsun işte kankam. İstemiyorum yani. Başta ben de öyle düşünüyordum da alışıyoruz bir yerden sonra. Yani kasap eti nasıl görüyorsa ben de insanları öyle görüyorum yani. Oğlum o zaman sen yatır biz de... Acem abi aa, nasıl oldu abi rahatladın mı? Masajdan önce ağzıma gül koyuyor. Çift masajı yaptıran oldu mu? Sevgilinizle mi gittiniz? Evet. Sevgiliniz şu an tek. O zaman 2 yıllık sevgilimle. 2 sevgili beraber gittin. Evet. Ona erkek sana kadın mı? Yok ikimize bayan. İkiniz de kadın evet. Yaptı. Aynen peki öyle. Bir kere mi denediniz bunu? Evet ondan sonra zaten ayrıldık. Ayrıldınız mı? Artık o bayanla mı devam ediyorsun? Yani? Vallahi çok güzel masaj yapıyordu. O günden sonra mı ayrıldınız? Ondan sonra ayrıldık. O olay mı yok, sebepti? Yok o olay sebep değildi ama o olay kadınların gözünde biraz farklıymış. O da bir kadının dokunmasından hoşlanmıyor olamaz mı? Ben istemiyorum çünkü orada tamamen çıplak oluyorsun. Peştemal yok mu ya? Belimde sadece peştemal var, geri kalan yerin çıplak. Bu tamamen çıplak mı oluyor? Olmuyor mu? Bez varsa şey. Nasıl yerlere gittin ortaya çıktı senin de? Tabii. Senin hiç normal masaja gitmedin belli oldu. Bana kadın mı yapıyor, erkek mi yapıyor? Diyen. İşte bu ya. Medeni tarafı ya. Mesela. İşte bizim... Bana hiç fark etmez. Vizyoner. Yani süper. Kadın, erkek. Hiç kimle geldin? Problem yok. Erkek arkadaşımla geldim. Nerede? Yanımda. Süper. Siz çift masajına gittiniz. Ona bir kadın masaj yapıyor, sana bir erkek masaj yapıyor. Hiçbir problem yok. Aynen öyle. Sana kadın yapsa, ona erkek aynen. Yapsa. Hiç problem yok. Beyefendi verebilir miyiz? Tabii. Beyefendi helva gibi vallahi. O kadar masaj yapmışlar ki. Merhaba. Hemfikir misin hanımefendiyle? Hayır. İşte mutlu evliliğin sırrı. Homofobik gibi gözükmeyelim arkadaşlar. Tabii ki. İster istediğini yapar yani. Hiç alakası yok. Masaja bakış açımızı değiştirelim. Bu tüm masajlar şu Mecidiyeköy'deki fotoğrafı başka, kendi başka oluyor ya. Kartları dağıtıyorlar. Gidiyorsun bambaşka bir kadın var. Onun gibi değil. Ya sürekli onu hatırlatarak sanki onu düşünüyormuşuz gibi yapma. Biz de onu düşünmüyoruz tabii ki. Onunla ne alakası var yani? Onu hiç aklımıza bile gelmedi. Onun için geç. Peştemal var mı? Ne peştemal diyor onu? Peştemal çıkar, pantolonu gir içeri. Peştemal giyeceksin, niye geldin yüzüme? Salak salak konuşuyor. Öyle, öyle insanlar da var. Avuk. Ülkemizde hala. Kimmiş o? Hocam avuk merhaba. Yani. Merhaba abi. İsim neydi? Sinan. Sinan, ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Öğretmenim ben. Aa, ne öğretmeni? Gavurca öğretmeni, İngilizce öğretmeniyim. Gavurca mı? O nasıl? Ya, ne ya bugün niye normal insan yok? Allah Allah, ecnebice öğretiyorum. Ne diyorsun? Sen evlisin kaç yıllık? 6 yıllık evliyim ben. Eşin? Eşim de 6 yıllık evli. Ben çalıştım abi, çok çalıştım. Ben eşin nerede anlamında? Eşim de Pendik'te olup fizik öğretmeni o da. Ve 6. evlilik yıllarımızı kutluyor şu anda. O burada kutluyor, ben burada kutluyorum. Eyvallah. Birlikte abi. Teşekkür ederim. Akıla kalan izleyicilerimizi oylayalım. Sevgilisine bilet alıp, daha sonra ayrılıp, annesiyle gelmek zorunda kalan kardeşimiz. Bugün alkışlattığımız herkes Popeyes'dan akıla kalan... İkram kartlarını yani. Alacaksınız giderken. Alkışlattığımız herkes. Aldınız, tamam aldıysanız okey. Yabancı ve LGBT bireylerin koğuşunda gardiyan olarak çalışan beyefendi. Dümdüz insan olduğunu iddia eden ama aslında aşko kuşko. Kız seven ve evinde keşke bıcır bıcır gezen bir manita olsa hayalle bekleyen Batuhan. Her ne kadar bundan memnun olmasa da Hamdi Alkan benzerliğiyle programa damgasını vuran beyefendi. Dubleks evi olan. Sosyal hizmet uzmanı yeni evli çift. Orada konuştuğumuz. Çeşitli alışveriş merkezlerinde onu kokusundan bulabilirsiniz. Hele çıktığı ilk date'te osuran, yerlenen beyefendi. Sen çok hareket etme.
İyice böyle orayı mayalamam. Ha böyle aks diyor. bugün özel giyinen özel eğitim öğretmeni hanımefendi. Ona vücudunuzun her yerini teslim edebilirsiniz. Masör Kemal. Çift masajı yaptırıp sonra ayrılan kardeşimiz. Çift masajında cinsiyet ayrımı yapmayan çiftimiz. Mazlum'la da konuş şimdi. Onun da adını söyleyelim. Ama göstermeyeceğiz. Ne yapacağız? Ha? Tamam. Mazlum. Tamam. Videosu sahilde koşuyor amına koyayım şu an Mazlum. Elektronik sigara var mı abi diyor. Bu sefer de sanki bir problem olmuş gibi olacak. Bence yine Mazlum'u alkışlatalım. Göstermeyelim. Zaten görecek bir şey yok. Ben yani. Sanmıyorum. O sempati bırakmaz o izleyici de bırakır mı? Hani onu niye alkışlatmadınız? Ama onu programın montajını... Peki tamam, okey. Sen bence yap onu. O zaman... Ama çok alkışlamayı da kazanmış gibi. Geldi bir fırtına, gitti bir boran. Kurtlar Vadisi, Polat gibi Cerrahpaşa baskını gibi geldi. Elektronik sigara kaçakçısı Mazlum. Şerefler. Ulan madem memnununuz. peki o zaman onu az alkış alanla değiştiririz onu. Siz de görürsünüz de beni zekine. Ne oldu? Ya çok güzelsiniz. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Gerçekten sizlerle, bu işi sizlerle yaptığımız, sizlere bir şekilde ulaştığımız, bir şekilde bu frekansı yakaladığımız insanların sizler olması çok kıymetli. Çimen Show'u sizlerle beraber olduğu için seviyoruz. İyi ki bu akşamınızı bize ayırdınız. Çok teşekkürler. İyi ki siz geldiniz, iyi ki sizler geldi. Sağ olun. Çok güzelsiniz. Eyvallah. Çimen Show'u bir tanesi.